Evet. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhterem kardeşlerim, hayız meselesini okuyoruz. Fıkhın en zor meselelerinden. Bakalım hükümleri neymiş? Tarifini yaptık, her şeyini yaptık elhamdülillah. Eksikleriyle beraber anladık mı, anlamadık mı bilemiyoruz. Yemne'u, hayız engel olur. Salaten mutlakan. Mutlak namaza engeldir. Bu çok önemli. Şimdi velev secdeti şükrin, şükür secdesine bile manidir. O da o olsa bile. Ve savmen ayrıca oruca da engeldir. Orucu haram kılar, sıhhatini engeller ama farziyetine mani değil. Ve cimaen karı koca ilişkisini de engeller. Ve takdihi daha sonra orucu kaza eder hanımefendi. Lüzumen. Bu da çok önemli. Gerekli bu. Duneha. Kesinlikle namazı değil. Namazı kaza etmez. Niçin? Lil haraci. Çünkü namazın kazasında çok zorluk var. Tamam. Velev şerat. Tatavvuan fihima. Yeni bir mesele bu. Eğer bir hanımefendi hem namazı hem de oruç nafile olarak başlasa, fehadat oruçluyken, namazlıyken hayız gelse, tadathuma, o nafile olan farz namazı ve de orucu kaza eder. Hilafen lima zi'amehu sadru şeria. Sadru şeria büyük bir allame, orta Türkistan'dan gelen bir allame. Bahr öyle diyor. El Bahrur Raib. Ve fil feyt. Feyt'ta da var ki levnâmet tahiraten. Bir kadın temizken uyusa ve kâmet haydatan hayızlıyken kalksa uyansa hüküme bi haydiha müd kâmet. Kalktığı andan itibaren hayız olduğuna karar verilir. Bu da çok enteresan. Ve bi aksihi. Bak, tam tersi hüküm söz konusudur. Ha, namet ihtiyaten. İhtiyaten uyu, yani müz namet ihtiyaten. İhtiyaten uyuduğu andan itibaren hayızlı olduğuna karar verilir. İhtiyaten ama. Tamam. Ne güzel konuşuyor bak. Ve yemne'u. Yani hayız engel olur. Hille duhuli mescidin. Mescide girmeye de manidir. Yani dolayısıyla Ayasofya'ya buradan dikkat etmek lazım yani. Ve hille tavaf. Bu da çok önemli. Tavafın helal olmasına da mani. Tahrimen mekruhtur. Çünkü vaciptir şey taharet. Tavaf için. وَلَوْ بَعْدَ دُخُولِهِ الْمَسْجِدَ وَشُرُوعِهَا ف۪يهِ İsterse mescide girdikten sonra yani hayız gelse ve tam namaza tavafa evet yani tavafa başladığı an böyle bir şey olsa yine aynı şekildedir yani. Helal olmaz. Başka neye manidir? Helal olmaz diye biliyorum. Velev orada yani isterse böyle olsa bile. Anlatabildim mi? Evet. Ve kurbane ma tahte izarin. Yani göbeğin altına yaklaşmak da yaklaşmaya da mani olur. Yani bir erkek hanımının göbek altına. İzar dediği alt biliyorsun. Eteği yani. Evet. Etek yani neyse işte. Yani açıklıyor bak. Ma beyne surratin ve rakbet ve rukbetin. Yani göbeğiyle dize arasına artık yaklaşamaz. Velev bila şehvetin, şehvetsiz bile olsa. Allah Allah. Yani istifade edemez oradan yani. Çok manidar. Bu şerhinde daha çok
cinsel ilişkiye girer korkusuyla diye açıklamıyorlar mı hocam? Yani şey diyor yani yok yok tabii o var da ama doğru değil yani. Ama göbek ve üstü, diz ve altı caiz. Ve helle ma'ada. Bunun dışındakiler helal. Yani göbek ve üstü, diz ve altı mutlaka, kesinlikle. Şehvetli veya şehvetsiz fark etmiyor. Ha, gelelim bir şeye. Ve hel yahillu en nazaru ve mubasharatuha lehu. Ha. Yani acaba bakmak helal mi? Bu mübaşaratı anlayamadım ben. O ilişkiye yaklaşan Yani fiiller değil mi evet hocam? herhalde yani onu yani. Yani evet mübaşeret mümkün değil yani. Anlatabildim mi? Tabii şeyde zaten mümkün değil de burada kastedilen yani ha. Yani şey meselesi yani göbek üstü ve göbek altı noktasında mübaşeret cinsel ilişki demek burada. Yani o oralara mümkün mü istifade etmek? Bakabilir. Tamam yani. Ha, bir dakika. Lehu dediğine nereye gidiyor? Tabii. Yani bakmak ve onunla mübaşeret etmek caiz mi değil mi? İşte bu. Mesele bu. Yani o dizle kapak, diz kapağıyla göbek arası hariç diğer yerlerle yani cinsel uzvunu dokundurarak mübaşeret vesaire bakmak vesaire caiz mi? Fihi tereddüt diyor. Tereddüt var diyor. Enteresan. Yani bazıları mekruh demiş. Bazıları olabilir demiş yani. Bazıları bak çok enteresan. Tabii bu tekrar ediyorum yani göbekle şey altı haram. Orayı zaten yapamaz. Evet. Yani o bütün mesele burada ve hel yahillu nazaru lehu'da yani o göbekle diz arası yani mesele. Tereddüt var diyor bakmak Evet. ve bakarak mesela şey gelmesi, meninin gelmesi, inzal olması caiz mi? Tereddüt var diyor. Bazıları haram olur diyor. Nasıl ki dokunmak haramdır diyor. Devam edelim. Öyle değil Tamam. mi? İnşallah yanlış anlamamışızdır. Ve kıraate Kur'an'ın bi kastihi. Bu da çok önemli. Kur'an diyerek Kur'an'ı okumak da caiz değil. Dua olabilir. Kastihi dediği o. Evet. Tamam. Yani dua olarak mesela Fatiha'yı okuyabilir. Veya bazı dua manasındaki ayetleri okuyabilir. Ama Kur'an kastıyla okuyamaz. Engel olur. وَمَسَّهُ Kur'an'a dokunmak da engel olur. وَلَوْ مَكْتُوبًا بِالْفَارِسِيَّةِ فِي الْأَصَحِ Enteresan. Doğru görüşe göre isterse Farsça olsun. Türkçe de dahil buna. Öyle değil mi? Tabii Türkçe de dahil. Ya. Allah'ım. Ya, ama enteresan bu. Esah dediği tartışmalı manasına Hocam yani. şu Kur'an okuması Hı? Kur'an'ın tilaveti haramdı. Ama normal kitap okur gibi göğsünü okuman caiz olduğunu O öğrenmişler. olabilir o. Tabii 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 o olabilir. Fakat çok enteresan yani bu. Şey enteresan. Anlatabildim mi? Beyaz yerlerine, yazıya değil, o beyaz kısımlarına bile dokunmayı tasvip etmiyorlar. Enteresan. İlla bi gilafihi. El munfasili kemamerle. Yukarıda geçtiği gibi Kur'an'dan ayrılabilen kabıyla dokunabilir o Evet. zaman. Ve keda aynı şekilde hayız engel olur. Yemna'u mani olur. Allah Allah.
himlehu taşımaya da kelevhim ve varakin fihi ayetun. Bir levha var, bir yaprak var, içinde ayet var. Taşımak yani manidir. Çok enteresan. Çok şey öğreniyoruz değil mi? Evet. Ve la bese, zararı yok. Li haydin ve cünübin. İster hayızlı bir kadın, ister cünüb olan bir insana. Ne yok? Bi kıraati ed'iyetin. Duaları okumaya mani yok. Bir beis yok. Ve mesiha ve hamliha. Hem dokunma hem de taşımaya da mani yok. Ve zikrillahi teala ve tesbihin. Allah'ı zikretmeye, tesbih yapmaya engel yok. Ve ziyareti kuburin. Kabir ziyaretine de engel yok. Bak burada bazı yanlış bilgiler var. Kabir ziyaretine hayızlı kadın hayır gider. Ve duhuli musalla idin. Bayram kılınan namazgahlara. Bu yok şu anda Türkiye'de. Ve eklin ve şurbin. Yeme içme. Ba'de madmadatin. Tamam. Ve gasli yedin. Ağzına su vererek ve elini yıkadıktan sonra yeme içme hepsi caiz. Biliyorsun Yahudiler bunu da zarar şey yapıyorlar. Yoksa memustamel oluyormuş hocam. Enteresan. Çünkü hemen bir şey ağzına alıp yiyecek sanki ağzını husletmiş gibi oluyor. Onu yutmuş oluyor musun? Evet. Ve amma kablehuma yani elini yıkamadan mazmaza ağzına su vermeden fe yukrahu mekruhtur li cünübin la haydin. Hayızlıya değil de cünüplü olama, cünüp olan adama mekruhtur. Ma lem tuhatab bi guslin. Ha. Gusülle muhatap olmadığı sürece. Bu ne demek? Eğer gusül zamanı geldi, temizlendi ama gusül yapmadıysa bu caiz olmaz. Yani çok enteresan bir şey biliyor musun? Çünkü teklifi yani gusülle mükellef değil. Evet. Yani hayız devam ederken. Anlatabildim mi? Malem muhatap dediği kadın için tabii. Hmm. Zekerehul Halebi. Halebi'yi bilir misin sen? Şey değil mi hocam? Yok, iki tane Halebi var. Halebi-i Sahir, Halebi-i Kebir. Multikal Apo değil mi hocam? Hayır. O değil. Bu mübarek zat iki tane namazla alakalı iki kitap yazmış. Çok meşhurdur. Ve rahmetli babam Halebi-i Sahir'i bütün talebelerine ders okutmuştur. Kebir de var bende, Sahir de var. وَلَا يُكْرَهُ تَحْرِيمًا. Ha, bu da çok enteresan. Tahrimen mekruh olmaz. Şuradan bir okuyalım. Yeni bir şey bu çünkü. Messu Kur'anin. Kur'an'a dokunmak bir kümmin. Yani elbisesinin uzantısıyla, koluyla. Kur'an'a dokunması mekruh değil. Endel cumhuri tesiren. Kolaylık sağlamak için. Çoğu alimler böyle diyor. Ve sahaha fil hidaye el kerahete. Ama Hidaye kitabında mekruh olduğunu ve bunun da sahih görüş olduğunu açıklamış. Ve huve ahvatu, tabi bu daha ihtiyatlı. Multikal Akur'da mekruh tenzihin diye hatırlıyorum hocam. Evet. Bu. Ve yahillu vat'uha. Tamam. Hayızlı bir hanımefendiyle ilişki kurmak helal olur. Ne zaman? İzan kada hayduha li ekserihi. Hayz kanının çoğu kesildiği zaman. Bila guslin, gusül yapmadan da cinsel ilişki caizdir. Ucuben. Ne demek ucuben? Ha tabi. Farz olan gusül olmadan. Tamam. Bel nedben. Tamam. Yani belki ha, burayı anlamadım. Hayırdır. Tamam. Belli müddetten sonra gusletmek farz oluyor ya. Ha tabii. Ama hemen farz yapmak menduptur. Ha hemen yapmak mendup. Ulan aferin sen olmasan benim kafam çalışmıyor. Ve in inkata liduni akallihi. Yani hayız kanının anlatabildim mi? Azından daha aşağısı kesilirse. Tamam. Tatavaddu abdest alır. Yani çok aşağı yani daha az bir kısmı kesilirse ve tusalli fi ahiril vakti. Vaktin sonunda namazını da kılar. Hayız vaktinin
özür dilerim. Hayız vaktinin nedir? Hayızın 3 günün en sonu manasına bu. Anlaşıldı mı? Ben yanlış anladım. Ve inin kata, hayız kesilirse liduni ekallihi. Anlatabildim mi? Yani 3 gün tam dolmadan, daha aşağısında, mesela 2,5 günde hayız kesilirse. Ben öyle anlıyorum. Ve tusalli fi ahiril, tatavadda abdest alır. Ve tusalli fi ahiril vakti, namazın vakti sonunda, çünkü o zaman vacip oluyor. Evet. Ve in li akallihi, burada bir eksiklik yaptık gibi geliyor bana. Neresi eksik yaptık? Ve in li akallihi, eğer kesilirse hayız kanı. Evet. Tamam. Yani eğer kesilirse hayızın süresi olan 3 günde kesilirse fe in liduni adetiha, eğer normal adetinin aşağısındaysa bu 3 gün, evet. Bak burada iki şeyi karıştırmayalım. Evet. Bir, hayızın en azı nedir? 3'tür. Ama adeti 5 olabilir, 4 olabilir. Hı hı. Yani bunu kastediyor. Anlatabildim mi? Şimdi diyor ki eğer fe in liduni adetiha, eğer bu yani 3 günden sonra kesildi fakat adetinin altında yine. Yani çünkü adeti 4 gün. Anladın değil mi? Burası çok önemli. Ve in li ekallihi. Ekalli dediği 3 günde kesildi. Ama bu 3 günde kesilmesi her zaman yeterli değil. Fe in liduni adetiha, normal adetinin altındaysa bu adeti 5 gün veya 4 gün, evet. Fakat 3 günde kesildi. Lem yahil, helal olmaz. Ya, yani cinsi münasebet helal olmaz. Helal olmaz. Yıkansa bile helal olmaz. Çünkü adete dönebilir. Anladın mı burayı? Burası epeyce önemli yani. Evet. Ha. Şimdi iki şey var. Bunu birbirine karıştırmamak lazım. Hanımlar olsa daha iyi söyler ama onlarla da bu konuşulmaz. Hı hı. Yani bir defa bir, hayzın en azı 3 gün, en çoğu 15 gün. 10 gün, özür dilerim. Şimdi bunu biliyoruz. Hı. Ama bir kadının adeti, anlatabildim mi? 4 günde olabilir, 3 gün yerine. Hı. En çoğu da 15 gün olabilir. 10 yerine. Adet onu geçemez hocam. Onu o, ha şey adet geçebilir. Olamaz mı? Geçemez miydi adet? Ha doğru ya, geçtiğince istihase olur. Evet. Bu azından bahsediyoruz. Evet. Ama azını arta en azıdır 3 gün. Tamam mı? Hı-hı. Yani 5 gün olabilir bir kimsenin adeti. İşte mesele burada. Eğer diyor hayız kanı 3 gün için kesilse, hı-hı, o ekallül hayzdır. Hayzın en azı. Ama bu durumda da iki şık var. Fe in liduni adetiha, kendi adetinin altında kalırsa bu 3 gün, yani 5 günken adeti, bu 3 günde kesildiyse lem yahil. Yani cinsi münasebet helal değil. Ve tahtesilu, ama guslünü alır. Ve tusalli, namaz kılar. Ve tesumu ihtiyaten, ihtiyaten oruç da tutar, namaz da kılar. Ve in li adetiha, ama adetiyle tam uygunsa, tamam mı? Fe in kitabiyeten, eğer ehli kitapsa, bu da çok enteresan. Yani ilk defa başlayan olur bu ancak. Adetine uygunsa, eğer ehli kitapsa halle fil hal. Hemen cinsi münasebet caiz olabilir. Ve illa, eğer Müslümansa la yahillu, hemen olmaz. Çok enteresan hükümler. Ya hatta tehtesile ev teteyemmeme bi şartihi.
Yani ya gusül yapacak ya da şartlarına uyarak teyemmüm yapacak. Ev yamdiye aleyha zemen. Veya üzerinden bir miktar zaman geçecek. Nasıl zaman? Yes'ul gusle. Gusül yapacak kadar bir zaman geçecek. Bu da çok enteresan. Hocam, ehli kitap da لِيَنْهَا لَا اِلْتِسَى عَلَيْهِ لِيَادَمِ الْخِتَابِ Tabii hitap değil. Tabii. وَلِبْسَ السِّيَابِ Elbise giyecek ve gusül yapacak kadar zaman geçecek. Allah 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 Allah. Ayrıca hayız, burada kalalım mı kalmayalım mı diye yeni bir bahisse kalalım. Ha, yok, okuyalım. Şimdi ve tahrimete Allahu Ekber demeye de engel olur. Yani min ahiri vakti salati namaz vaktinin sonundan itibaren. Yani hayız kanı kesildiği zaman 10 günden aşağı bir zamanda. Tamam. Ve adeti de tamamsa gusül ve teyemmüm olmadan tabii cinsel ilişki caiz oluyor. Yani evet. Niye? Litalilihim. Alimler gerekçe gösteriyor. Bi vücubiha fi zimmetiha. Yani tahrime tekbirinin kadının üzerinde zimmetinde vacip olduğunu gösteriyor. Bu ne demek? Burayı anlamadım. Şöyle. Tamam çünkü tabii. Namaz kendisine borç olunca öyle değil mi? Çünkü hayız kesilip de bir namaz vakti geçince oraya şey yapıyor yani. Yani ve tahrimete yani min ahiri vakti salat. Namaz vaktinin sonundan itibaren tahrime de mani olur diyor. Yoksa yes'ul husle ve tahrimete. Ha, yo. Burada biz hata ettik. Baştan hatalı davrandık. Yani ve tahrimete nereye atıf? Tamam. Yes'ul husle ve tahrimete mi? Tamam. Yani yukarıda söyledik ya ona mı dönüyor? Yıkayıncaya veya belli bir zaman geçinceye kadar. O zaman guslü içine alacak, elbisesini giyecek ve tahrime Allahu Ekber diyecek kadar. Burada işi karıştırdık. Ha tabii bu tahrime yes'u'ya atıfmış. Tamam. Yes'u'ya atıf. Yani ne demek? Yani burada biraz karıştırdık. Helal olmaz diyor ancak gusledecek veya şartına göre teyemmüm edecek. Şey değil mi hocam? Yok. Veya üzerinden öyle bir zaman geçecek ki o zaman gusle müsaade edecek kadar bir zaman, elbisesini giyecek kadar Allahu Ekber diyecek kadar. Evet, evet. Mesele bu. Yani min ahiri vakti salati li ta'lilihim bi vücubiha fi zimmetiha. Çünkü zimmetine farz oluyor. Hatta lev tahurat fi vaktil id. Bayram zamanı temiz olsa la budde en yamdiye vaktiz zuhr. Bak. Öğle namazının vaktinin geçmesi gerekir. Kema fissiraç. Ve hel tu'teberu tahrimetu fissavm. Oruçta da bu tahrime şart mı? Bu da çok enteresan. Yani diyor ki onunla cinsi münasebet yapmak namaz zimmetinde farz olması sebebiyle temizliğe hüküm verdi. Cünüp gibi oldu. Hayızdan çıkmış oldu. Yani acaba oruç da böyle mi? El esahle doğru olan hayır. Ve hiye minet tuhri mutlaka. Oruç için mutlak temizlik gerekli. Ve kedel guslu gusül de böyle. Tahrime gibi. Tamam. Levli ekserihi. Tüm hayız müddeti için böyle. Gusül. Ve illa nereye bakıyor? Feminel haydi. Ha yok. Kedal guslu. Evet. Ve illa ne demek?
Yani uzun izah ediyor. Ha, eğer o illa dediği yani hayzın ekseri bitmemişse feminel hayzı hayızla yani hayız tamamlanınca anlamadık. Şurada aşağıda bir yer var. Bak. Aşağıya bakar mısın? Evet. Orayı okuyacağız. Yoksa bu işi yürüye. Müşteba var orada. Okudun mu? Baktın mı? Müşteba. Bak. Anil müşteba. Bahr anil müşteba var. Gördün? Evet. Ha. Paragrafı müşteba. Bak ne diyor? Eğer kanı 10 gün den sonra tamamlanırsa yani kesilirse beyi için gusülden önce onunla yakınlaşması caiz. Evet. Çünkü o zaman gusül zamanı temizlikten sayılır. Hı. O zaman temizlik içinde cinsel ilişkiye girişmiş olur. Hı. Tamam. Ama aşağısı bak. Bu ve emma eğer kan 10 günden aşağı bir günde kesilmişse Hı. ama adeti bitmişse yani 10 gün değil de 5 gün olur ama adeti 5 Hı. gündür. Bütün bu hükümler gusül yapmadan anlatabildim mi? Allah Allah. Yani bir ekserihi dediği 10 gün meselesi bu. 10 günde bittiği zaman bitiyor. Evet. Direkt gusül zaten o da ihtiyaç olmuyor. Ama aksi takdirde hayız bittiği zaman bak ne diyor? Yani çünkü gusül zamanı o zaman hayızdan sayılır. Bak ve Evet. illa feminel haydu demek o demek. O kadar kısaltmış ki yani eğer yani 10 gün için 10 gün bitti ve Evet. o zaman gusle gerek yok. Yani gusle gerek yok derken gusülsüz bir cinsel ilişkiye girebilir. Çünkü zaten bitmiş. Evet. Ama 10 günden aşağıysa hayız kabul edilebilir. Hayız zamanı yani gusül zamanı hayızdan olur. Allah Allah. Gusülden önce eğer cinsel ilişkiye girerse hayız zamanında cinsel ilişkiye girmiş olur. Yani bu olmasa var ya burayı anlamak hakikaten zor. Fetakdi kaza eder namazı. Yani anlasa ki kadın tahrimenin zamanı tuhurdandır. Guslün zamanı hayızdandır kesildiği zaman. Evet. Eğer en az için böyle bir durumda kaza eder. İn bakiye kadrul gusli ve tahrime. Yani gusül zamanı kadar tahrime yetecek kadar bir vakit varsa yani kalmışsa kaza eder. Velev li aşaratin eğer 10 gün hayız görmüşse, eğer 10 gün değilse bu. Fakadru tahrime fakat sadece tahrime kadar beklemesi ki yeterli. Cinsel ilişki için anladın değil mi? Evet. Yani özetle gusül zamanı hayızdandır. Eğer yani ondan aşağıda kesilirse. Çünkü gusülden sonra temiz olur yani. Ama onda kesilirse o zaman gusül zamanı hayızdan değil. Daha aşağılarda işte bu. Sadece Allah ver diyecek kadar zaman geçince yeter. لِيَلَّا تَز۪يدَ اِيَّمُهُ عَلَى شَرَةٍ Niye böyle yapılıyor? Ta ki 10 günden fazla hayız zamanı olmasın diye. Şifeli yuhfaz ezberlensin. Kardeş ezberlensin de anlayıncaya kadar da kafamız söküldü. Cezakumullahu hayran kethira ve allemen Allahu ilmen nafia. Devam ediyoruz. Yani hayız bitmedi. Bu herhalde